Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayız. Motosiklete eksper yapacağız. Hatta kendi motosikletime eksper yapacağım ama çok fazla bugün çekim yaptık ve süreç hızlandı diye bir söktük esasında. Ben bu arada Umut'un böyle bir test için önden size söyleyeceğim. Hani neleri var motorun? Benim bildiğim alırken nelere baktım. Birincisi arkadaşlar motor, önce şunu söyleyeyim. 2014 model 52.000 km. Ben bunu takaslı kendi motorumu verirken almıştım. Lastikleri yeniydi. Onun haricinde bunlar da kronik egzozda ses muhabbetini biliyorsunuz kaynak yapıyor. Değiştirmedim. İşte eski sahibi diski değiştirmişti. Papatya disk kullanmış. Kaliperden ufak bir ses geliyor. Kayışta sıkıntı olabilir 15.000 km'de ama açıp bakmamıştım. Ona Umutlar artık bakacak. Bunun dışında 1800 liralık motorun bir yatması var. Şuralarda ufak zaten işlemler duruyor, gözüküyor. Bunları da değiştirmedim. Bunun dışında benim bildiğim motorun yağını değiştirdik. Yağını suyunu verdik, devam ettik. Öyle söyleyeyim. Bakalım eksperde ne çıkacak? Umut bize neler söyleyecek? Onları gördük ama böyle makul olmak istiyoruz. 15 dakikalarda falan kalsın video istiyoruz. Çekebildiğimiz her şeyi çekeceğiz. Anlatabildiğimiz her şeyi anlatacağız. Size de pratik yollar verir zaten Umut video içerisinde. Çok lafı uzatmadan Umut'u çağıracağım yan taraftan. Videoya başlayacağız. Hadi bakalım geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Ümraniye'deyim. Arayız moto eksperdeyim. Umut'la beraberim. Umut'u ben videoda görmüştüm. Adam çatır çatır anlatıyor. Dümdüz eksper yapıyor. Her şeyi de bize veriyor. Çıkıyordu. Çok hoşuma gitti. Dedim gelelim tanışalım. Video çekelim. O da sağ olsun ikiletmedi. Memnun oldum Umut bu arada tekrardan. Ben de. Şimdi birkaç tane tüyo verebilir misin? Mesela insanlar motosiklet alırken nelere dikkat edebilir? Çok basit bir şekilde. Yani çok böyle detaya gerek yok ama neyden anlayabilir motoru? Bakarken dediğim gibi şöyle yapalım öncelikle. Yani motor geldi, motora baktınız gitmeye. Öncelikle bir en derin tüyolardan birini vermek istiyorum. En derin tüyo şu. Semt çok önemli arkadaşlar. Nereden aldın? Şimdi Caddebostan'da baktığınız motosikletle Ümraniye'de baktığınız Karamekir'de baktığınız bir olmuyor. Bir olmaz abi. Şimdi bir, o birinci tüyo. İkinci tüyo, motorun temiz mi? Temiz derken hani temizlik gözünüzde nasıl oluşuyor bilmiyorum ama hani yıkanıp bakımları yapılmış mı? Hani motor kendini gösterir zaten ufaktan. İkinci tüyomuz bu. Üçüncü tüyomuz da hiçbir işten anlamıyorsan güvendiğin, çok güvendiğin bir eksper ya da çok iyi bir ustaya göstermen lazım motoru. Abi tüyolar bunlar çünkü bunun fazlasını istiyorsan bilgi lazım. Evet yani biz hiç bilmem birinden bahsediyoruz. En azından hani şu manetlere bak bir şeyler var mı düştüm falan filan. Bu kadar basit şeylerden detayı bırak usta yapsın zaten. Ben dediğim gibi video başında söyledim. Kendi bildiklerimi. Evet. Senden de eksperden sonra alacağız. Bu arada zaten biraz süre hızlansın diye açtık motoru arkadaşlar. Görüyorsunuz çünkü bir saat sürer mi? Tek tek bütün detaylarına bakıyorsun. 40 dakika yani X5 gibi motor yarım saat 40 dakika sürüyor. Görkem yarım saat 40 dakika çekim uzamasın diye önceden ben eksperini yaptım. Zaten o görüntüleri de intro olarak koyduk hani yapım şeylerini falan. Evet, burada tek tek önemli yani Umut bize anlatacak. Ama senden bir şey istiyorum Umut. Evet. Bu adamlar seni izleyecek. Tamam. Beğenecek. Tamam. Diyecekler ki abi biz de gideceğiz. Gelenlere de bir %10 Gorka indirim yaparız herhalde. Gelsin. Buyursun gelsin. Bu arada fiyatları benim da... Benim için değil senin için gelsin. Eyvallah. Her türlü %10'u var. Eyvallah. Onun sözünü aldık arkadaşlar. Bu arada fiyatlardan da ufak başlangıç şeyini söylersen fikirleri olsun. Mesela tamam. 250cc, 300cc neyse işte motorların ne kadar oluyor eksperi? Ya 250cc'lerin başlangıç, daha doğrusu başlangıç ücretimiz 250cc'ye kadar olan 1000 liradan başlıyor. Motoruna göre değişiyor. Evet tabii 2023 yılının tarihine göre tabii konuşuyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de her şey çok hızlı değişiyor. Bugünün fiyatları böyle 250cc'ler 1000 lira. Sonrası da fiyat alabilirler arayıp çünkü 600, 1000, 1200 hepsi farklı fiyatları göreceğim. Süper. O zaman çok lafı uzatmıyoruz. Hadi ekspere geçiyoruz. Söz sende olur. Geçelim. Öncelikle ben eksperimi her zaman kafadan başlarım. Kafadan öncelikle çamurluk kısmından ve amortisör ön mesten, üst mesten, alt mesten, lastikten başlarım. Evet. Çamurluk kısmımıza geldiğimizde çamurluk kısmımız 2014 model bir motor biliyorsun. 52.000'de. Takaslı almışsın. Hayırlı olsun sana. Teşekkür. Şimdi ön taraftan daha önce motor kaza yapmamış Görkem. Daha önce burada bir değişimi yok. Ya daha doğrusu kaza yaptıysa da değişmemiş. Evet. Ya da düzeltilmemiş ön taraf. Mesletiyle birlikte sağlıklı duruyor. Ama ön çamurluğumuzda boya yok. Orijinal. Yandaki tırnakları ve dişleri sağlam. Amortisör borularımız ve kovanlarımız da sağlıklı. Lastiğimiz Michelin ve yeni. Lastiğimizin yönü doğru. Jantımıza baktığımızda jantımızda hasar yok. Daha önceden de boyanmamış.
Boyanırsa da bu arada jantla boyanmanın bir önemi yok yani. Temizlik boyaları olabiliyor. Tabii ki renk değişimi olabilir. O zevke, keyfe kadar olacak şeyler. Bizim Türklerin takıldığı en çok şey çamurluk mesela boyandı mı? Boyaya çok takılıyorlar. Yani şöyle. Abi buraya taş da sekebiliyor mesela. Boyasız mı versin? Hani yapılmadan hani mi versinler? Ben algılayamıyorum bunu. O benim algılarım dışında ama işim o değil. Şimdi bu kesinlikle boyanmamış arkadaşlar. Ön diske baktığımızda diskimizde bir problem yok. Daha önceden zamanında balatalar değişmiş. Çok ufak izler var ama balata izleri demir demire sürtme izleri değil. Balatamızda, ön balatamızda orta derecede, orta derecede olarak raporuma yazacağım Görkem. Motorumuzda kazalar var, yok değil. Şimdi bu motor sağ tarafa düşmüş, sol tarafa düşmüş. 2014 model bir motorda garaj motoru değilse ve kilometresi de 5-10 binde değilse kazasızını beklemeyelim bence. Tabii. Çünkü çok zor. Yani ben orada şuna bakıyorum. Kozmetik şeyleri okeyim. Evet. Mekaniğinde sıkıntı olmasın. Evet. Yani 2014'de zaten bu şekilde bakmazsan bayiye gideceksin, 2023'ünü alacaksın. Aynen öyle. Biraz da para koyacaksın cebine. Çünkü bunu 50'ye alıyorsan farazi konuşuyorum. Rakamlara tutulmayın. Vereceksin 200 bin lirayı Yamaha'ya. Ki onu da bulamayacaksın. Yalvaracaksın, yakaracaksın birilerine de. Artı olarak rüsvet demeyelim. Komisyon. Öyle bir miktarda. Bağış. Aynen, bağış yapacaksın. Velhasıl Kerem bu abi sola düşmüş. Bakın sol farı görüyor musun izi? Sol izinden zaten kendi belli ediyor. Bak şurada bir kırık var daha önceden. Ama iç tırnakları kırık değil, granajı. Bunları bu arada sahibi şeffaf bir şekilde söyledi. Söyledi. Zaten abi söylemese ne olur ki? Buradaki o... Evet görüyorsun. O görüyorsun. Aynen. Kör olmak lazım. Aynen öyle. Bu gözle görülebilir şeyler arkadaşlar. Bunu herkes görebilir ama göremeyeceği şeyleri de anlatacağım birazdan. Şimdi bunları görebilirler. Şimdi sol taraftan devam edelim Görkem. Şimdi bu sol tarafta koruma takmış. Bu güzel. Bu bir aksesuar. Bu hasardan sonra takılmış sanırım. Evet. Hasar yok üzerinde. Biliyor musun? Korumayı sonradan takmışlar. Gidonumuza baktığımızda gidonumuz düz. Gidonumuzda sorun yok. Aynalarımız orijinal şekilde duruyor. Manetimizde. O boya izini söylemeyi unuttum. Buraya plastiğini boyarken oraya da vuruyor. Oraya da vuruyor. Sprey atmış zaten. Sprey olarak duruyor. Zaten bunu tinerlesi isimli sıkıntı yok. Bu arada boyaya da ihtiyacı yokmuş motorun. Şuradaki korozyonları görüyorsun. Zamanla oluşan korozyonlar. Çok normal. 2014 model ama yani bir diri duruyor aslında. 2014 model motora göre diri bu motor. Evet. Şimdi sol ayaklık kısmını ve çamurluk kısmına geldiğimizde sol çamurluk kısmımızda da hasarlar var. İçeride tırnakları sağlıklı bu arada. Bu tırnaklar buradan sağlıklı olduğunu görebiliyorum. Hani şunlara bak yerinde. Hepsi orijinal ve yerinde görüyor musunuz tırnakları? Bu arada şasi numarasını da buradan okuyabilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar da baksın bazen tutuyor. Polis diyor. Nerede abi? Hemen abide. Bilmiyor ki polis arıyor yani ama doğru. Ben de bilmiyorum. Ama yani ben derken kullanıcı da bilmiyor. Hemen buradan bulabilirler XMX kullanıcıları arkadaşlar haberleri olsun. Altta dediğim gibi gene bir oje operasyonu. Şurada. Abi bu ojeyi kullanmayın Allah rızası için. Boyatın ya da yenisini alın abi. Olmuyorsa yoksa hiç boyatma kalsın, kırık kalsın. Ojeden güzeldir. Abi evet. Size olsun. Şimdi ayaklık kısmımız sağlıklı. Sol yan ayaklığımız çalışıyor, müşürde çalışıyor. Daha önce açılıp kaza yapıp düzeltilip falan bir şey olmamış. Orta ayağımızda sağlıklı bir sorun yok. Şimdi bu arka tarafta... Benim merak ettiğim yer burasıydı. Açıp bakmadım. Değiştirecektim ama oydu kısmet oldu. Bu kısmet tamam. Tam kısmet olduğu yerdesin. Kısmet mi var mı? Öncelikle yukarıdan başlıyorum. Aşağı doğru ineceğim. Şimdi bu hava filtren. Daha önce tabii ki bakamazsın sen buna. Bunu alırken bakma şansın yok. Tabii. Mutlaka bana gelmek zorundasın. Evet. Yani ekspere gelmezsen bunu sen orada aç hadi. Nasıl aç? Aç deli der sana zaten o. Evet yani alıcı... o açtırmaz da bu arada sahibi. Ya benim motor başlığı video atıyorsun sen... şey yapıyorsun diye. Saçma zaten. Hani onun için ekspere gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi bunun değişmeye ihtiyacı var. Bu değişecek. Hava filtremiz bu durumda siz de karar verebilirsiniz. İsterseniz değişmeyin. Sorun yok. Şimdi varyatör, arka varyatör arkadaşlar iyi. Ön varyatör iyi ama kayışa gelin. Yani böyle. Bak kayışlı haline bak. Bak. Patlak. Görüyor musun? Bu var ya bu. 500'ü görmeden yolda kalır. 500'ü görmeden çekici ister. Çekici de 1000 liraya bana çeker bu motoru arkadaşlar. Tamam. 1000 liraya. Şimdi bunlar haberi yok Görkem'in. Görkem'in şu an bunlar haberi oldu. Ben bunu raporlarımı ekleyeceğim. Ben bunu nasıl bir mantık yürüttüm Umut? Evet. V-Belt yazıyor ya orada. Evet. Kayış kilometresi. Tamam. 15.000 küsüreydi. Zaten 20.000 civarı gidiyor değil mi? Yanlış mı biliyorum? 20.000, 30.000. Ya kullanıma göre tabii şey yapıyor da. 20 sert kullananlara göre orijinalse kayış. Sert kullananlar 20.000'de kesin değişecek. Hafif
Yumuşak kullanan arkadaşlarım 30.000 gidiyor orijinalse. Ben de kafada 20.000'e atmıştım. 20.000. Zaten değiştiririm gözüyle aldım. Öyle İyi yapmışsın. Onun hesabını yaptıysan bir problem yok. Çünkü o kayış pahalı. Evet. Diyorsun, orijinal olarak. Yağlı sanayisi de pahalı şu, bu arada X-Max'in. Ama yağlı sanayiyi asla önermiyorum kayış kısmında. Arka varyatörünü asla yağlı sanayiye. Bak asla diyorum. Yağlı sanayi sakın arka varyatör X-Max'e takmayın. Paranız mı yok? Bilmeyin. Ama arka varyatöre takmayın. Bu kadar söyleyeyim. Çok ayet oldu. Evet abi, binmeyin. Çünkü olmuyor. Gitmiyor yani. Gördüm. Evet. Titriyor yani motor. Hani arkaya birini al böyle. Rolanti de böyle. Ya nasıl titrediğini sana anca takıp gösterebilirim. Evet. Ve ben de takmam şu anda onu sana. Bir de o devre. Teşekkür ederim. Önermiyorum da takmıyorum da kesinlikle takmayın, ama bu kayış bu arada Görkem hemen değişecek, haberin olsun. Elinde varsa değiştirin. Tamam, bunu değişelim. Benim elimde muhtemelen var. Bence bu kadar açmışken güzelce değişelim, mis gibi temizleyip sana teslim edelim. Tamam. Bu da varyatör filtren Görkem. Bu da varyatör Görkem. Bunda değişime ihtiyacı var. Zaten hava filtresi, varyatör filtresi bir değişiyor. Bunlar bir takımdır. Evet. Takım grup. Debriyajı zaten bilerek almışım. Bu arada arka varyatör, neon varyatör iyi. Şahısın yerinde yağlar gidiyor. Süper. Yani şu ana kankazık yemedik diyebiliriz. Yağlar gidiyor yani. Süper. Harbiden yağlar gidiyor. Şimdi geldim. Şimdi şurada bir kırığımız vardı biliyorsun. Bunlardan bir tanesini burada şey vardı. Şu demiri biz taktık. Sisi vardı arkada. Onu söktük. Orijinal demiri söktük. Çatladı abi. Anladım. Takarken sert davranıyordu. Evet. Şimdi alttan kontrol edeceksin. Önceden işlem var mıydı, değil mi? Evet. Yani önceden işlem var mı diye kontrol ediyorum. Bu arada boya yok parçalarda. Parçalar sağlam. Şuradaki çatlak beni neden düşündürdü? Aslında bunları takarken bunlar çatlamıyor. Ama bu X-Max'lerin ilk hasar aldığı yer burası. Yani kazara yaptığında varsa buradan alırsın yani, sinyali. Evet. Daha önceden bir işlem var mı diye baktığımda ikisinde de daha önceden işlem yok. İkisi de orijinal tamirde. Görmemiş. Evet, senin ustan ya da arkadaşın önemli değil. Çünkü iş kazaları da olabiliyor bu hayatta. Orada bir çatlama oluşmuş. Geçmiş olsun. Ama daha önceden bir kazayla ilgili değil bu. Süper. Bu konuda da işimiz rahat. Şasemizin direklerinde bir işlem yok. Ondan sonra kaynak herhangi bir şurada yazılan kod nedir? Bu plastik parçanın şeyi mi? ABS demiş mesela. Orijinal orada. Abi. Yani bu ABS hepsinde yazıyor neredeyse granajların, ama ABS'li sistem. Bu arada ABS'li de aynı, 2000 işte 15'li de aynı. Iron Max ayrı, öbüründe ayrı, onda ayrı değil. Hepsinin işte şu granajları birbirine model olarak aynıysa uyuyorlar arkadaşlar. Ondan dolayı Görkem. Burada da rahatız. Bunda da rahat ol. Bu da senin eserin zaten. Bir problem yok. Buraya imzamı attım arkadaşlar. Arkadan işte lastiğimiz de burayı açmışken, burayı konuşan lastiğimizde de problem yok. Mişlem de güzel. Arka amortisörümüz de patlak değil. Daha önceden hasar almamış. Ve orijinal. Evet. 50.000'de orijinal. Zaten bunların amortisörleri çok sert. Patlamıyorlar. Çok sert olduğu için. Peki ne kadar da değişir sence amortisör? Abi patlayana kadar. Ben 100 bin ise 100 bin, 80 bin ise 80 bin, 70 bin ise 70 bin mi diyorsun? Hiç patlamayanı da var. Evet. Hani hiç patlamıyor yani. Ama Yaman ürünleri pahalı ve kaliteli. Ha, patlamıyor derken yani herkesinki değil. Hani patlamayanı evet. Da var, patlayanı da var ama uzun süre gidiyor, evet. Yani 50 bine kadar buna bir şey olmamış mesela. Hani daha önceden. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Bizde de olmaz umarım. İnşallah olmaz. Sen çünkü sert kullanan biri değilsen onu bence patlatamazsın. Arkana çok yüklü birini alıp sert bir yerlere girmen lazım amortisörün patlaması tabii, için. Tabii. Zaten kendisi kaliteli ve sert. Bizde en fazla Simay var arkadaşlar. O da 50 kilo kız, ne yapsın? O zaman onlar yani yok sayar burası orası. Aynen öyle. Bir de Ege biniyor bugün işte. Onu da biraz turluyoruz falan. Onu da yok sayar bu. Evet, bu zaten senden. Evet. Anlatmaya gerek yok. Çantadan bahsediyor. Orijinal duruyor bu arada. Şeyler yandaki ya, evet anladım. Parçası duruyor. Bunlar çok tutulmuyor ya bu X-Max'ler. Hemen buna geçmek zorundasın. Evet yani isteyene vereceğim eğer satarsam da öyle. Anladım. Yani evet. Motorla beraber. Olması önemli tabii. Orijinal parçaların elinde durduğuna sevindim. Bu çanta benim evladilik 3-4 motordur. Görüyorsunuz zaten. Dominar'da vardı, Pulsar'da vardı, he. BMW'de vardı, bunda var. Bu çantasız gezemiyorum. Çanta bulmak da zor. O yüzden vermedim çantamı. Bir sıra bekliyorsun. Ne yapacağız? Ahretlik mi bu? Yo, vereceğiz de. Yani çantalı motor alırsam vereceğim mecbur. Aldım motor, hiç çanta yoktu. Çanta güzel, kalitesi de konuşuldu. Bir ay bekliyorsun abi, çanta yok şu an. Süper abi, ben çantanı beğendim, sadece dengeyi bozar. Ona katılıyorum, doğru. Yani bu kadar büyük çanta bence de çok sağlıklı değil motocam, ben sığamıyorum abi. Sığamıyorsan yapacak bir şey yok. Arka stopunu sağlıklı, gördüğün gibi bak, sen ne görüyorsun? Fren basayım mı hatta şöyle?
Çalıştı çalışıyor. Stop zaten kırık değil. Bunlar net olduğu için. Dörtlümü de yakabilirim. Şöyle. Yak. Yak şu gördüğünüz gibi bir sorun yok. Yani bütün sistem çalışıyor. Daha önceden değişmemiş. Daha önce de arkadan kaza olmuş. Kuyruğunda yavuk deyip kuyruğunda sağlam. Şasinde sağlam. Güzel motora denk gelmiş yine. 2014 bunları ilk kasa biliyorsun 2014. Doğru bakmışım yani. Doğru adama denk gelmişim diyelim bence. Evet. O da mantıklı. Yok şöyle aldığım arkadaş da Emirhan da sağ olsun. Buradan da ona selam olsun. Çok motorda anlamıyordu. Evet. Abi ben aldım motoru böyle ilk motoru eşimle gezeceğim diye. Ben kendim sonra biraz baktık. Baybars'la baktık. Evet. Devam ettik ondan sonra öyle. Güzel. Güzel. Koltuğunu konuşmaya gerek yok. Biraz sert oldu kusura bakma. Yok estağfurullah. Zaten o koltuk biraz ilk şey abi hiç değişmemiş. Değişmesi. Evet yok orijinalliği aşikar bir sorun yok. Orijinalliğinde. Şimdi farımız burayı açmamın sebebi işte hem far ayaklarına hem makinenin durumuna işte elektrik tesisatında senin gibi neler yapılmış biri ellemiş mi? Buraya elledik. Buraya ben elledim. Takip cihazı taktık abi. Evet, takip cihazı takman güzel. Bu arada takip cihazı garantiyi bozar mı? Garantiyi bozar, bazıları bozuyor. Şöyle bu modeli tercih bu arada motoristi aldım. Onun da sebebini söyleyeyim. Neden aldım biliyor musun? Aküden bir şey yani tesisattan bir şey almıyor. Aküye ek bağlantı yapıyor. Evet. O da dedi ki ispatlayabiliriz. Belgesel bozmuyor. Gerçi bu sıfır motoru benim için fark etmiyor şu anda. Ya, tabii ki fark etmez ama bu markayı alacak kişiler için önemli evet, mesela. Yani değişiyor markadan markaya evet. O yüzden böyle bir şey. Sıfır bir NK aldı diyelim. Şimdi en çok kronik sorunlu denilip en çok sorun olacak modellerde Çin daha çok sorun evet. Yapıyor bu takip cihazlarında. Hiçbir yere ellemeden takılabiliyorsa elektrik tesisatını oynamadan. O da biraz zor. Muazzam abi. Evet. Muazzam. Şimdi şöyle far ayakların sağlam. Bir sorun yok. Daha önceden bir iki kere açılmış. Zaten mecbur açılacak. Akün falan sağlıklı yerinde. Aküyle oynamışsın. Şunu da göstermek istiyorum. Şunu görmüş müydün daha önce? Bak. Şuradaki iki tırnağın kırık. Burayı açamadığım için alırken tabii görmedim. Görmedim. Ya bunu görme şansın yok zaten. Mutlaka ekspertize diyorum ya getirin motorunu. Şu iki tırnak zaten tutuyor bu arada. Evet. Heyecan yapmamıza gerek yok. Şurada da bir tırnak daha şimdi var. Beni böyle bir ilktin yani. Hani önden acaba dedim kazalım motor. Orada... Çünkü ben alırken sadece şuraya baktım. Kendimce arsiyonu vesaire falan baktım. Şimdi kazalı dersen o güzel. Şöyle ön taraftan kazalı diyemem. Şöyle sağa düşmüş. Bunu okey miyiz? Evet. Sola da düşmüş. Düştükten sonra. Abi çok ince buradaki tırnaklar. Yani bunlar o kadar ince ki şöyle ufak ufak. Burada baz alacağım şey şunlar mı oluyor yani esas? Tabi bunlar da sağlam tırnaklar. Bunlar da kırıldı mı artık daha büyük bir hasar aldığını gösterir. Ama sağa sola düşen böyle ağır bir motor oradaki ufacık tırnakları kırabilir. Atabilir diyorsun. Ama bunu da bilmek lazım. Şimdi bilmiyordun mesela. Evet evet. Değil mi? Yani bilmen daha iyi oldu bence. Hani. Bir de bu ki, mesela ben de yarın bu satın bu da benim elimde bir veri sonuçta. Tabii ki verin olacak ve ekspertizi bari şekilde yapılmış olacaktır. Tabii. Gösteriyoruz insanlara. Şimdi bunu bilin sen de bil. Çünkü sen bunu aldın. Satarken de adamı iyisin abi. Çünkü mahcup olmamak da önemli. Yani sattığın malın da arkası durabilmen lazım. Bence de öyle. Senin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bunu geçtik. Buraları konuşmuştuk. Süper. Sağ garajımızda bir sorun yok. Sinyallerimizde bir sorun yok. Elektrik tesisatımızda da oynanan tek şey cihaz takılmış olması. Onu ben taktım. Onu evet. Sen taktın onu da biliyorsun. Sağ tarafta dediğim gibi ufak tefek sürtmeler var. Başka bir şey yok. Bir daha düşmüş ama. Bak büyük bir hasar yok, yamukluk yok. Belki de bu değişmiştir. Çünkü bunun %100 hani orijinal çünkü bu. Değişmediyse de ya da değiştiyse de bunu değişip değişmediğini öyle anlayamazsın. Evet. Ama orijinal. Ona garanti verebilirim evet. Sana. Şimdi sağ tarafta yine sonradan takılmış bir korumamız var. Korumamız var. Bu alt tarafta bakın şurada ne var? Buralar artık bu normalde değişmesi lazım bir hocam. Değişmemiş, rütüş yapmış, üstüne silikonlamış, yapıştırmaya çalışmış. Olmuş mu? İdarelik olmuş. Kullanılır mı? Kullanılır. Bir zararı verir mi motora ki dişi bozar mı? Bozmaz arkadaşlar. Hiçbir problem yaratmaz. Ben size söyleyeyim. Ondan dolayı burada raporlarımı ekledim ama hani dediğim gibi bu büyük problem. Ya zaten ben mesela bunu satacak olsam bunu ya söyler satarım ya da değiştirirsem de değiştirdim diye satarım. Hani bazı insanlar var söylemiyor arada yutturmaya çalışıyor. Art niyet oluyor abi. Tabii art niyete girersek art niyetli insan çok inşallah Allah hiçbirimizi karşılaştırmasın. Aynen. Aynen öyle. Çünkü bir yere bir sazan sarmalaya bir denk geldik. Bir sarmalaya dönüyor. Aynen öyle. Dönüyor sonra. Yani. Şimdi alttan konuşmuştuk. Devamını da konuşalım. Bunu da konuştuk. Şu garajımızda da problem yok. Burada da bir aksesuarım var. Bunlar hep aksesuar. Artı ek para evet. Ücretler. Evet.
Fiyatı tabii yükselten şeyler bunlar. X5'e ne kadar aksesuar koyarsanız o kadar da para ediyor ve bunlarda sorun yok. Evet, sorun şu aslında. Sorun şu. Stickerlar diyeceksin. Evet, bu stickerlarımız sorunlu gördüğün gibi. Şu stickerlarımız orijinalliği, bu stickerların değişmesi lazım. Çünkü bunlar güzel görünmüyor yorken, ama bunların stickerları total olarak toplam maliyeti saat 1000 lira. Evet. Bu arada bunu da yağ rakamı değil bunlar. Bunu da biliyordum, Emirhan söylemişti. Evet, sağ olsun. Şimdi görmüyordum dersen. Yok canım, onu zaten söylemesin. O zaman kanalı kapatalım buradan. Çoluk çocuk gidelim. Terk et yani. Aynen. Bir sorun yok, onu hani söyleyeyim. Fiyatını da bilmiş olun. Genel olarak da siz de bilmiş olun. Yamaha tanesi 800 lira. Genel olarak internette, Antep'te, işte Cart'ta, Cuk'ta bazı yerlerde yurt dışından kendileri getirtiyorlar. Daha uygun fiyata satıyorlar. Haberiniz olsun. Ulaşmak isteyen insanlar N11'den muhtemelen ulaşabilirler. Egzozumuzun bak şurası açılmış, görüyor musun? Evet. Şimdi bunların kronik içinin dağılma sorunu var, biliyorsun zaten. Sana söylemiş satıcı arkadaşım, burayı açmışlar. İçeriği boşaltıp ondan sonra kaynatmışlar. Bu neye neden olur? Hı. Ne olur? Bu egzozun içi dağılıp ve boşalırsa ne olur? Ya tabii ki bir şey olur. Şimdi bu Japon o içindeki parçaları zevke üretmiyor. Tabii ki canım, bir şey, bir işlevi olacak onun yani. 0.01 sente hesaplar bu insanlar bu işlemleri yaparken. Yani o kadar kar etme peşindeler. Bir tane vidayı bile hesaplarlar. O fazladan parça hayatta koymaz. Tabii ki içeride ne oluyor? Egzoz emisyonunu fark ettirtiyor. Egzoz emisyon ölçümlerinde doğru orantı çıkmayacaktır. Hafif yakıt etkiler mi? Hafif etkiler abi. Hafif de yakıtı etkiler. Ama bunu hisseder misiniz? Bence hissetmezsiniz. O kadar, çünkü yüksek derecede arttırmaz. Bu arada ben sadece sesten dolayı değiştirmek istemedim. Ya çünkü sıfırını taksan da görkem gene aynı olacak. Yok, hiç problem yok. Bunların kroniği bu zaten. Hepsinde var. Hemen hemen ilerledikçe bu X5. Bu yatay egzoza geçiyor ya, silindirik. Bu değil, oval değil. Hani bir sonraki. Onda da var mı bu? Var abi. Oo. Var. Fix diyorsun. Ha şöyle, sadece X-Max'te yok bu arada. Şimdi X-Max özel değil ki bu. Yani geçen NK geldi. NK'nın içi de almış. Onu yaptık. Hani onda Space'i, ya aklına hangi motor geliyorsa hepsinin içi dağılıyor arkadaşlar. Ama X-Max'lerde biraz bu biraz daha yaygın. Daha yaygın ve daha çok oluyor. Sadece sorun bu. Haberiniz olsun. Hani hepsinde var mı? Bunu kronikleştirmeyelim. Şöyle genel bir sorun bu. Hani zaman aşımına uğruyorlar diyelim. Evet. Kaldı ki bu 52.000'de 2014 model bir motordan bahsediyoruz. Son olarak şimdi Görkem zurnanın zırt dediği yere de geliyorum. Eyvah, mekanik. Ve işi kapatıyorum. Mekanik. Mekanik olarak da yağın sağlıklı yağ eksikmen yok. X-Max'in en büyük sorunu yağ eksikmen. Evet ya, onu bana çok duydum. Ben benim motoru rastlamadım. Ya motoru aldın. Selamun aleyküm. Yamaha'dan bastım marşa. Abi 5000 yazıyor katalogda. 2000'de yağ bitmiş. Çünkü ama doğuştan yağ yapıyor motor. 3000'de bir değişiyor bunun. Ben öyle biliyorum. Ya 2500 öneriyorum ben. Ben o yeri 2800 gibi düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. 3000 yazan 2800'e gidiyor. Geçmeyin X-Max kullanıcıları olarak. Çünkü doğuştan yağ yakma kroniği aslında garanti, garanti alıyorsun iş. Ne yaparsın? Şöyle 2500'e değişirsen Görkem motor 100.000 gider. 3000'de değişirsen 80.000 lider gibi. Yani diyorsun ki o 300 kilo koydum, baremi 500'e çıkar, 2.5'da değiştir. Tabii. Yani motorun ömrünü uzatmak için yağını biraz daha kısa vadede değişmek iyidir. Yağ da pahalı bu ülkede, evet. Ben bu arada hep Puto Line kullanırım. Reklam, bir sponsorluğum yok. Ama o yağdan memnunum. Hep ona basıyorum abi. Valla yeni geldi o da, biliyorsun ülkeye. Çok yeni değil ama yeni. Ben de memnunum. Ben de kullanıyorum bu arada. Süper. İdare eder yani. Ustadan aldık abi. Ayak ustalarına reklamını yaptı lan Beleş'te. Niye böyle oldu? Alalım. Kutalan bizi bir duy. Bu adama aynen. Giydirme şuraya. Bana bir... stand koy bari. O zaman can alıcı yerden devam ediyoruz abi. Mekanik dedik. Mekanikte bir sorunumuz yok. Genel olarak da başka bir problem yok. Senin motorunla ilgili raporumu birazdan seni çok seviyorum. Oluşturacağım. Birazdan tamamıyla rapor halinde vereceğim. Ama bir problem yok. Kayışımız değişecek. Evet, kayışın değişmek zorunda değişecek. Başka da gördüğüm kadarıyla acil değişmesi gereken bir şey yok. Arkadaşlar, motor almak artık bir maliyet. Maalesef her şey sürekli artıyor. Bugün yani 100 bin liraya alabileceğim motor sayısı sınırlı. Yani belli şeyler alabiliyorsun. O yüzden alırken ne olur bak bu adama gel. Yani bir ekspere git, bir ustaya git. Baktır, bak ben de baktım. Hani ama diyorum ya hani... Açıp onun altındaki vidayı görme şansım yok abi, alacağım motoru. Yok canım şimdi. Ustaya gideceksin mecbur. Bir işi bilene gideceğim. Bir de şöyle, bu ekspert işi ayrı bir iş abi. Bu her gün hangi bir ustaya... Tabii canım, aynen.
Benim ustam var, yağımı değişiyor ama abi o işi bilmiyor. Gidiyorsun, bak ben sana anlatayım. Ya abi diyorsun, motoru alacağım. Ben de çünkü çocukken yaşadım bunları, bu zorlukları yaşadım. Ondan dolayı bu işi yapıyorum. Yani gidiyorum ustaya, abi motoru alacağım, tamam diyor. Geliyor, açıyor, basıyor marşa. Sesini duyuyor, çocuğu. Ne diyor, güzel. Ya bu ne abi, onu ben de duyuyorum. Aynen. Anlatabildim mi? Aynen. Bu değil abi, bu bir eksper değil. Yani motorcunun sana verdiği bir hizmet de değil, haberiniz olsun. Onlar sallamak amaçlı sizi iyi der al der abi. Ondan sonra mesuliyet kabul etmez ki zaten. Hoş. Bu işlerde çok mesuliyet kabul etmez. Zaten çok eksper yok. Ben mesela denk gelmedim. Abi motor eksperi. Motor eksperi. Riskine girecek bu kadar detaylı bu işle ilgilenebilecek adamlar da yok. Umut'tan aldın o yazılı kağıt. Hatta bir tane şeyde yapmış mıydın? Örneği vardı galiba. Yanıma aldım, bir dakika bakayım. Şöyle bir kağıt veriyor abi size. Çok içeriğini göstermeyeyim. Kişisel bilgiler var. Bu eski bir şey. Mesela şurada orijinal parçaya O yazıyor. Değişene değişen yazıyor vesaire. Tarihiyle beraber açıyorsun abi. Arkada formu var vesaire. Bunun 24 saatte geçerli var. Doğru evet, muyum? Doğru. Örnek olsun diye aldım. Hani kimsenin veri ihlalini de yapmadık bu işte yani. Evet. Böyle bir belge de veriyor sonra. Elde belgen kesinlikle oluyor. Yani son olarak söylemek istediğim bir şey varsa, motorla alakalı, eksperle alakalı insanlara ne tavsiye edersin? Ne yapalım? Zaten daha çok video çekeceğiz arkadaşlar. İstediğiniz model varsa söyleyin. Hani Mondial Drift D çekmiş mesela. Ben gördüm kanalında. Onu da takip ederseniz sevinirim. Çok güzel. Yani bayağı her modelin şeyi var. R25. Ben sana belki Panigale getirebilirim bu arada. Oo, bekleriz. Bir tane arkadaşım var. Belki öyle bir şey yapabiliriz. Yazın arkadaşlar yorumlara. O zaman beraber kapatalım. Kapatalım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beni takip etmeyi, Umut'un kanalını takip etmeyi unutmayın. Daha çok içerikler çekeceğiz. Tek yeriniz düz bas. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Bizi takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.